Nokta komutu ile devam edeceğiz. Öncelikle şuradan noktamızı alalım ve gördüğünüz gibi istediğiniz noktaya şu şekilde tıklayarak noktalar oluşturabiliyorsunuz. Bunun bu şekilde pek bir anlamı olduğu söylenemez. En azından boş bir pencere içinde. Geldim. Şunları sileyim. Tamamını seçtim. Ve detaya basarak sildim. Ama eğer ki gelip şöyle bir çizgi çizeyim örneğin. Şöyle bir dikdörtgenim olsun. Hatta bir tane şöyle daire ve bir de yay çizelim. Şimdi nokta komutuma geldim. Ve gördüğünüz gibi istediğim yerine tıklayıp noktamı oluşturabiliyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Daha sonra bu referansları kullanabilirim. Şöyle ki örneğin ben bu çizgiden 10 mm içeride bir noktayı belirlemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Çizginin şu başlangıç noktasına geldim. Shift'e bastım bir defa. Ve şöyle ilerlediğim zaman gördüğünüz gibi X'te Y'de olarak veriyor şu an. Ama şuradan kutupsal boyutlar derseniz açı ve de uzunluk olarak verecektir. Açıyı bunun üzerine sabitliyorum zaten. 10 mm dedim. Ve gördüğünüz gibi 10 mm'de bir nokta oluşturmuş oldum. Ve daha sonra bunu referanslarım için kullanabilirim. Yine diğer şekillerimizde de aynı şekilde kullanabiliriz. Örneğin geldim. Şuraya bir nokta koydum. Bir nokta da şuraya koyayım. Yine şuraya, şuraya. Ve de şuraya noktalar koydum. Bunları ölçülü nasıl yapabileceğinizi zaten gösterdim. Şu an ben o yüzden gelişigüzel koyuyorum. Ve daha sonra örneğin şöyle birleştirmek istedim. Bu sizin tasarımınıza göre değişkenlik gösterebilir tabii ki. Ben şu an gelişigüzel bir şey yaptığım için bu şekilde sadece noktayı nasıl kullanabileceğinizi göstermek içindi bu. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.